Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni eklenti paketi For Rent ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni genişleme paketi geldiğinden beri sadece bu paketle ilgili hem tanıtım videoları hem de seri videoları attım. Ancak bu videodan sonra artık diğer serilerimize dönme vakti çünkü Nasoberi'yi bitirmem lazımdı çok az kalmıştı. Fakat For Rent geldiğinden dolayı o biraz yarım kaldı ve tabii ki de kanaldaki diğer oyun videolarımız için de aynı şeyi söyleyeceğim söyleyebilirim o yüzden bu bölümden sonra böyle biraz ara vereceğim diğer videoları paylaşacağım sizlerle tabii ki de bu serimize de devam edeceğiz şimdi tabii ki de Lotus şu an mutsuz bunun sebebi de yemiş olduğu yemek kötü kokuyor yani günlerdir o inventörde o artık mahvoldu küflendi falan çok kötü bir yemek oldu biraz dışarıda takılıyoruz ee, bugün hem kiracılarımızla vakit geçireceğiz hatta onlar için en son işte havuz partisi falan mı yapsam diye düşündüm. Galeriden hiç böyle çok güzel bir yer bulamadım. Yani bu konsepte uygun bir yer bulamadım. Muhtemelen bunu yapmayacağım. Bu arada biri geldi değil mi? Pardon bu kim acaba? Aa beyefendi. Arkadaşım sen kimsin? Bu saç ne ya? Tipe bakar mısınız? Cık. Hemen buradan kalkmam lazım. Git konuşma benimle. İstemiyoruz. Tanımıyoruz çünkü seni. Neyse dur. Aa iş. Hayır keşke işe gitseydin. Evde ne yapacağız? Evet ben bunları yapamayacağım. Gerçi aslında yapabilirim. Şimdi biz işe girmiştik ya tamirci işine. Ki performans olarak baya kötü durumdayız. Bunu yapabiliriz. Birazcık daha etrafı keşfetmek istiyorum açıkçası. O yüzden dedim hani işe gidip gelse mi diye. Ama neyse yapacak bir şey yok. Ev sahibimiz. Ev sahibimizin kız kardeşi. Hala müzik dinlemeye devam etme. ya <laughs> yani asla o kulaklıkları çıkarmıyor. Evet biz taşımıştık ve e, arkadaşı daha yeni. Şöyle bir selam verdik. Gerçi önceki bölümde zaten seninle konuşmuştuk diye ben hatırlıyorum. Get to know de. Gerçekleri değil de. Aa dur şaka yapalım. Aknelerle ilk. Kendisi teen zaten. Aynen. Yine harika eğlenceli bir lotus görüyorsunuz. Kendisi ne yapacak bugün? <laughs> Gideceğiz. E, Dusty'yi tekrar öldürmeye <laughs> öldürmeye çalışıyor. Hayır tabii ki. Bu arada şeyi fark ettim ben. Tam neyse de sen gidebilirsin. Buradan gelip balık falan alabiliriz. Buna daha önce dikkat etmiş miydim? Hatırlamıyorum. Eğer ettiysem de unutmuşum. Zaten gece pazarı da kapalı. Akşam 6'da her yer açılacak. O yüzden burada yine hiçbir şey yok. Önceki bölümde hatırlarsanız A Dusty. Dusty Dostyene bize bir şeyler kızıyor. Gel gel eğlenceli bir şeyler anlat. Önceki bölümde hani bikinili falan birilerini görmüştük ya dedim ya bu işte bunlar nereden geliyor falan. Yüzebileceği bir alan var. Hatta şimdi oraya gideceğiz. Yani bunu yapmak istiyorum. Ondan sonra zaten kiracılarımızı ziyarete gidebiliriz. Fakat bence önce bir eve gidelim. Hadi go home diyorum. Çünkü bir yemek yelim, duş alalım. Zaten birazcık neplememiz lazım. Evet, biraz yemek yesek iyi olacak. Şöyle bir ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra bu kız sürekli kendine eğlenceli hissediyor. Yani Nirvana yaptı eğlenceli hissetmekten. Aa, toz tavşanları. <laughs> evimize bakın. Yalnız evimize ne oldu böyle? Süpürgemiz yok. Harika. Tamam gel şurada bir tuvaletini yap. Acilen Vanessa'ya bir şeyler söylememiz lazım ev temizliği temizliğiyle ilgili. Çünkü her şey kötü bir durumda. Hadi bakalım tuvaletini yapıyorsun. Sonra bir duş alalım. Ki tezgah falan da pislenmiş bu arada. Ah işte bozulmuş. Harika. Bugün e, tam... Aa! Alfonso hayır. Bir dakika bu ne? Bunu ben... Bunun animasyonu güzelmiş. Şimdi tamir etmeyeceğim tabii ki de. Şey yapalım mı? Vanessa'yı çağıralım. Çaresizce tuvaletin önünde oturdu şu an. Bunun fotoğrafını çekmem lan. <laughs> Çaresiz bir şekilde tuvaletin orada oturdu bekliyor. <laughs> Lotus ya. Lotus kendine gel. Heh tamam geldi. Niye böyle neden böylesiniz? gerçekten bunu yapmadan da ona anlatabilirdin derdini bence. İşte tuvaletimizin ilk bozulma anı. Üzerimize resmen bütün su sıçradı yani. E Vanessa? Ha içeri gel. Kız baga girdi tabii normal olarak. O zaman orası yapılana kadar sen burada gel birazcık neple. E, ve ev sahibimiz de buraya bir düzeltsin, temizlesin, temizleyecekse eğer ya da şunu acilen yapması lazım. Hem de biz bir bakalım ne yapıyor ne ediyor diye. Evet biz de tamircilik işine girdik bu arada ama işle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Bizim şu el becerimizi ilerletmek için şey yapmamız lazım. O tahtadan almamız gerekiyor da buraya falan alabilir miyiz acaba? Neyse onu birazdan denerim. Bir bakacağım. Çünkü evet bunu orada yapabilirim sadece o tahtada. E. Nasıl su? <laughs> su nasıl kızın üzerine sıçradı. Oo, burası da çok kötü. E, burası için de o zaman Vanessa'ya söyleyelim. Evde her bir şey evde şu an bir şeyler olmaya başladı. <laughs> evde şu an her şey bozuluyor. Hayır. Hayır, ölmeyelim. Ha! <laughs> Bu da mı bozuldu? Evden acilen kaçmam lazım sen. Vanessa hiçbir şey yardım etmiyorsun. İsyan çıkaracağım birazdan. Bu arada neden biz temizliyoruz ki? Yani bunu Vanessa'nın yapması lazım. Ve oturmuş evde yemek yapıyor. Etraf o kadar pis bir durumda ki her şey bozuldu. Zaten yemekler falan kokuyor. Çok merak ediyorum şu an bu evi nasıl temizleyeceksin? Evet bunu senin temiz temizlemen lazım farkında mısın? Şimdi gerçekten havaya uçacağız. Hadi ben de... Ben de şuradan şunu bir temizleyeyim. Normalde de her zaman temizlik falan yapan kız bu sefer hiçbir şey yapmıyor. Tabi saçma. Şu da bozulmuş. <laughs> ev çok kötü durumda. Tamam gel bakalım. Yedi mi? Bu çok saçma. Bunu benim yapmam... Yapmak zorunda mıyım daha doğrusu? Ne akşam mı oldu? Ve ev sahibimiz öylece gidiyor. Pardon isyanı nasıl çıkarabilirim? En azından şurada bir şeyler yiyelim de karnımızı bir doyuralım. Bakalım bu kız geldi mi? Evet gelmiş. Gel bakalım içeriye. Hey! Burada bize şimdi mail gelmiş. Mail geldiği için de böyle görünüyor. Faturalar. <laughs> çok güzel görünüyor yalnız çok beğendim. Ah kol, Kol kıllarımız da kendinden geçtiğine göre artık yani bütün hijyeni yarıda bırakabiliriz. <laughs> Yalnız biz evden kovma ihtimali yüzde kaç? Heh evet tamam. Şimdi temizlik yapıyor. Her şeyi e, çok iyi bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Bir alalım merak ettim burada neler var. Bu arada bize şey gelecekti maille birlikte. Tiger gelecekti. Tamam süper. Buna birazdan bakacağım. Bu inventörde kalsın. E, bunu hallettiğimize göre ki bir önceki bölümde zaten gitmiştik kaplan koruma alanına. Şuraları bir temizlesek iyi olacak. Hatta temizliği bize bu arkadaş yardım etsin. Eğer ki şurayı birazcık daha yapmazsa muhtemelen burada mantar falan çıkabilir diye düşünüyorum. Artık evimizdeki bozulan bütün eşyaları temizleyip düzeltebilir misiniz acaba? Ah yine yine yani iş başa düştü. Tamam. Ay güzel 107 para geldi. <laughs> en azından yani bunu başardık. Evet bu hala bozuk. Ee, bunu tamir etmemiz gerekiyor. Ben tekrar çağıracağım. Gelsin baksın da <laughs> neden her defasında oturuyor onu asla anlamadım. Yalnız benim bir süpürge almam lazım buraları süpürmek için. Şuradan bir süpürge alalım. Hazır 107 geldi ya bize. İşte şunu almak istiyorum da bunu nereye koyacağım? Burası ortak alandı. Muhtemelen bu yüzden buraya yerleştirebileceğiz. Fakat ee, nereye koysam acaba? Bir de şey yapacaktım ben. Süpürge almak istiyorum ama süpürgeye param yetecek mi? <laughs> o kadar. Hiçbir yere sığmıyor. Tamam sen de böyle dur. Bütün param gitti. Ben nasıl ee, kiracılarımla şey yapacağım ki? <laughs> Lotus oradan kalk artık. Gel bakayım etrafı temizle. Oh be sonunda ufaktan bir temizleme yapmaya başladık. Ev sahibimiz de gelip bozulan şeyleri tamir ederse bizim için çok daha iyi olacak. Gelip sorunlardan bahsedelim ona. Senin ne ara uykun geldi? Yalnız hiç iletişime geçemiyoruz bu arada. Her şeyi bırakacağım ve sadece uy uyuyacağım. <laughs> tamam güzel bunu yapıyor. Bulaşık falan yok zaten onda sıkıntı yok. Ama ama evet buralarda çöpler çıkmış. Tamam neyse kalsın. Zaten sonuç olarak temizleyeceğiz yani. kızacağız burada yaşıyor. Şunu bir türlü düzeltemedik. Yani özellikle ben tamir etmek istemiyorum. Para zaten vermem. Paramız az. O yüzden de Vanessa'nın yapmasını bekleyeceğim. Neyse biz bir uyuyalım da yarın bakacağız. Heh tamam işte bu. Süper. Tebrik ediyorum seni. Sabahtan beri yani bunu uğraşıyoruz. Günaydın ve bugün şaka günü. Süper. O zaman kiracılarımıza şaka yapmak için Harika bir gün. Evet hemen uyanalım. Hala etrafta pis bazı şeyler var. Bunları temizlememiz gerekiyor. Şu an burayla hiçbir şekilde ilgilenemeyeceğim ve burayla da ilgilenemeyeceğim. Ee, hemen şuradan bir onları temizliyorsun. Burada bir duş alalım. Şu kol tüyü, bütün kıllarımızı tüylerimizi alalım be. Tam buradan bir duş al. Evet güzel. Bugün hava güneşli. Dün birazcık bulutluydu. Bugün biraz daha iyi. Prank Day kısmını açıkçası Dustin üzerinde denemek istiyorum. <laughs> Bence Dusty bunu kaldırabilir. Ve biraz eğlenceye ihtiyacımız var. Acıktık aynı zamanda. Zaten gece pazarına da gidemedim. Hiçbir şey yapamadım. Şuradan bir şeyler yiyeceğiz. Bir önceki bölümde kaplan koruma yerine gittik. Hatta orada hem bağışta bulunduk hem de bir tiger almıştık. Onunla ilgili şeyler gelmiş. Mesela şöyle kocaman. Bu nedir ya? Şey gibi oldu şu an. Galatasaray şey gibi olmadı mı? Bunu, bunu nereye assam? Bu arada takım tutmuyorum da. Kitap eden bir şey değil. Futbol takımı tutmak. Kaplanımız böyle. Muhtemelen çocuklar bunlarla oynayabiliyordur diye düşünüyorum. Ama gerçi bilemiyorum. Evlat edilen kaplanla ilgili şeyler düşün diyor. Özel çizgiler. Kaplanı düşünmekten dolayı böyle hissediyor. 2 saat boyunca mutluluğu arttı. Lotus sayesinde çok özel bir kaplana iyi bakıldı diyor. İşte... Teşekkürler Lotus diyor. Ya mutluluk verdi. Acaba birden fazla alabiliyor muyuz? Bunu da merak ettim. Yaşadığımız <laughs> felaketlerden dolayı burada bir tütsü falan yakalım. Suna bir şeyler bırakalım. En azından bize iyi gelecektir. Yeni arazi trade'i bakalım bizim evimizde çıkacak mı? Şimdi hava gerçekten çok fazla sıcak. Hemen üzerine değiştiriyorsun. Yazlı kıyafetimiz neydi bizim bu? Tamam bunu giyinelim ve gidelim. Ya yine bu adamla konuşmanı istemiyorum <laughs> Adam sürekli peşimizde. Ve geldik. Fakat önce önce şöyle yapacağım. Yüzdükleri yer neresiydi acaba? Buradan Ha, burada yüzebiliyoruz ama benim dediğim yer burası değil. Daha farklı bir yer vardı. Orayı bulacağım. Galiba burası. Yo aynı yer zaten. Buraya teleport yapabilirim. Bu arada mağara şey yapılabiliyormuş, mağaraya girilebiliyormuş. Bana en yakın olan giriş yeri burasıydı sanırım. Ve de burası. O zaman buraya gelelim. Hadi bakalım. Kimler var? Alavina. Aynen. Hadi gelin. Oh o kadar. Lotus. <laughs> ben sana çıplak mı yürü dedim. Ah be Lotus'cum. Ne? O ay bir dakika heyecanlandım şu an ilk defa sonunda. Aa Dustin nevi zannettim. Ah be Dustin'e bir şey olmamış neyse. Burası. Ha! <laughs> ay küfler çıkmış mantarlar. Dairenizde vahşi bir zehirli küf yığını belirdi. İltaplanmasına izin vermek simleriniz için korkunç sonuçlara neden olabilir. İpucu daha fazla küf oluşmamasını sağlamak için kirli sıhhi tesisat destelerini zamanında temizleyin. Aa, şu an var ya, bilmiyorum yani mutlu <laughs> mutlu oldum çünkü zaten günlerdir beklediğim şey çıktı. Şu an çok heyecanlıyım. Ee, bunu bunu ne yapabiliyoruz? Bunu temizleyebiliriz. Ee, Lotus şu an bunu yapamıyor çünkü <laughs> paramız yok. Tamamıyla bütün işte dairedeki yani binadaki galiba oluyor. Bütün her yerde, bütün her yere temizleyebiliyor anladığım kadarıyla. Ee, ve bir de bu zehirli küf yanını ateşe verebiliyormuş Şimdi biz tam da e, yüzmeye gidiyorduk O yüzden ben hiç bozmayacağım ve yüzmeye gideceğim Ve geldikten sonra o zehirli küf yanını temizleyelim Çok heyecanlı Zaten günlerdir böyle bir şey istiyordum ve sonunda oldu Demek ki artık e, simler evde yaşadıkça ve temizlik yapmadıkça böyle bir şey belirdi. Açıkçası evinde falan bekliyordum ama orada çıkmadı. Ona şaşırdım. Evet böyle mapte yüzebiliyor yüze olmak da güzel bu arada. Bunu sevmiştim. Gel bakalım burada bir takılalım. Sen yine mi... Cık, bu kız neden sürekli değişiyor? Asla anlamadım. Biz kimle? Ah Patricia, Rahur, Dusty, Lavina... Herkes gelsin. Shift ve tap tuşları mıydı? Simin gözünden görmek için. Evet. <laughs> Şu an Lotus o kadar mutlu ki. Kendini suya bırakmış durumda. Ha, buraya kadar yüzebiliyorsun. O zaman simler böyle yüzerek şuraya gelebiliyorlar. Aynen tamam. Aslında burada şey olsa güzel olurdu. Bir kullanabileceğimiz bir tekne tarzı bir yer fena olmazdı. Sonunda sonunda arkadaşlarımız da geldi neyse ki. Bu beyefendi kim acaba? Dastede gelmiş, diğerleri de muhtemelen yoldadır. Aa burada biri kavga ediyor. <laughs> Gelin hep birlikte yüzüyoruz arkadaşlar. En azından yüzebileceğimiz alanın bu kadar geniş olması da hoşuma gitti bu arada. Yani kendi böyle istiyor, yapacak bir şey yok. Diğerleri galiba geliyorlar. Şu prank deyi yapmam lazım Dustin'in üzerinde. Aa, süper. Şu an yüzmek onu bir rahatlattı. Kendini mutlu hissediyor kişilik özelliğini değiştir. Lotus son zamanlarda çok daha aktif. Tembel böceği kaldırma tekmeliyor ve daha enerjik bir yaşam tarzı yaşıyor olabilir mi? Değişimi kucakla. Tembel veya etkin. Bence evet diyelim. Tamam. Treat'in değiştirdik. Artık tembel değil. Bunun sebebi de sürekli mülk sahibi olarak e, dolaşması. Herkes farklı farklı yerlerde yüzüyor. Kalp çizelim. Hadi gel. Umarım tekrar üzerine değiştirmezsin. <laughs> Bu sefer değiştirmeyeceğini düşünerek Hadi kalp çizelim. Lütfen kalp çizer misin bu arkadaş gelmeden? Aa, baga mı girdin? Kızım baga girmiş olma olasılığı. Flirty! <laughs> Aa, Rahul. Rahul'u ilk defa bu haliyle Su. görüyorum. <laughs> Suyun içinde bile hareketlerine bakar mısınız? Rahul şu köpek balığı seni yer umarım. <laughs> evet bu arkadaş da böyle. Herkes yani çıplak çıplak dolaşıyoruz. Ay çok güzel olmuş. Rahul, bunu aynı anda yapmalıydık. Kalp, <laughs> kalbin yanında şu an çok güzel bir ortam oldu. Güzel bir aşk diliyorum. Umarım ki gerçekleşecek. Baya ufaktan belirmeye başlamış bile. Gel bakalım. Oo, siyahlaşmaya başlıyor. Yani bu küf bu şekilde siyahlaşırsa ölümcül oluyor. Evet o yüzden kesinlikle temizlemen lazım. <laughs> evet sonunda sonunda özel özel tim başladı. Ve küf temizliği yapacağız. Apartmanımızdaki ilk çıkan e, mantarlar elbette ki simlerin ölmesini istemeyiz. Çünkü sonuç olarak mülk sahibiyiz ve ilk defa bu işi yapıyoruz. Umarım ki bu işi çözeceğiz. Hadi bakalım. Ya ah be lotuscum be. <laughs> Kendi evimizde temizlememiz gerekiyor. Şu an ilk defa e, ilk defa bu temizliği yapıyoruz. Çok heyecanlı. Eğer bir daha yapılırsa muhtemelen temizlemeyeceğim. <laughs> Yalnız dur gitme bir tane daha var hemen kendini at. <laughs> Buraya da yaksak mı acaba? Aa. Dur daha hiçbir şey görmedim anlamadım şu an. Ha tamam ben bir an lotus yanıyor zannettim. Lotus. Neyse bunu söndürmeyelim zaten bilerek yakmıştık ama biraz biraz fazla yandı galiba, <laughs> Aa, biraz fazla yandı. Bayağı yaktık yani şu an her yere. Ee, artık söndürebiliriz galiba. Çağıralım. Yalnız asla sönmüyor. Panik yapmayın hemen geliyoruz merak etmeyin dediler. O zaman biz şurada oturalım. Neden oturamıyorum? Hareket edemiyorum. Harika. Neredeler? Hah geldiler. İşte itfaiyeci arkadaşlar. Lütfen kurtarın. Süper. Teşekkür ederiz. Hani paramız? Aslında para verseniz iyi olurdu. Gel bakalım bunu bir temizle. Yine mi? Oha! Yangın yeterli düzeyde etkili olur diye düşünmüştüm ama hiç de öyle değil. O zaman tekrar, tekrar yapacağız. Evet tekrar temizliyoruz çünkü yine mantarın çıktığı yerde aynı şekilde, yani daha doğrusu küfün oluştuğu yerde aynı şekilde tekrar küf oluştu. Ah umarım biri ölmez. Yalnız buna para vereceğim. 100, 100 melin falan kalıyor, Kendileri yapsın. <laughs> Enerjisi o kadar düştü ki çok kötü, çok çok kötü yani yapacak bir şey yok. Yani burada birazcık neple, Dustin'in evine de bakalım. Çünkü ben aslında onun evine böyle bir şey eklemiştim de e, orada çıkmaması <laughs> ama diğer tarafta çıkması evet beni şaşırttı. Merhabalar, bir sıkıntı, bir problem var mı acaba diye gelmiştik ama hem de şöyle bir sana şaka yapalım dedik. Flirty falan hayır, lütfen böyle şeyler. <laughs> çok sıkıntılı. Ee, gossipleyelim. Hatta diğer sim hakkında konuşalım. Neredeydi? Konuşalım. Ah Rahul. Evet Rahul hakkında konuşuyorsunuz. Evet e, bizim Dust ile biliyorsunuz ki aramız kötü. Zaten biz ölmesini <laughs> bekliyoruz yani her an her şey olabilir. Ama bir yandan da evet böyle bir arkadaşlar araları gayet iyi. Aslında bu bölüm ee, ben kiracılarımı bir partiye falan götürmeyi düşünüyordum. Böyle bir havuz partisi ya da bu tarz yerleri götürmeyi düşündüm. Hemen bir sonraki bölüme bırakacağım. Hazır hala şu devam ediyorken ee, bence ne yapalım biliyor musun? Tamam gel hadi bunu yapalım. Hayır hayır şimdi bir şey izleme. <laughs> Evin hiç o kadar küçük olduğu için zavallı burada. <gülüyor> tokatlıyor. <gülüyor> Sadece şaka. Ee, evet sadece şaka. <gülüyor> alsana, <gülüyor> alsana şaka falan dedi. Çok kötüsün. Çok kötüsün. Gel şurada bir tuvaletini e, yaparsan iyi olacak. <laughs> olacak iş mi? Vampir falan nerede ya? Bu çocuğu ısırmamış mı? Acaba maillerde falan bir şey var mı? Biz bunlara bayağıdır bakmadık. Evet. Varmış. Galiba... Şuradan kimin ne kadar zaman sonra kirayı ödeyeceğini görebiliyoruz. Mesela bir gün kalmış kirayı ödemesine. Ee, buradan baktığımızda da bir gün kalmış. Buradan görebiliyoruz. Bunu da kamera arkasında fark ettim yani böyle bir şey olduğunu. Çünkü sürekli bekliyordum. Acaba ne zaman kirayı verecekler diye. Ne? Yine mi mantar? Bugün buraya bir şey oluyor. <laughs> yok yok tamam hadi gel temizleyelim. Temizleyelim çünkü. Bunu zaten görmek istiyordum animasyonunu. Çok heyecanlı. <laughs> Eğer bir daha böyle bir şey çıkarsa temizlemeyeceğim muhtemelen. Birazcık daha siyahlaşmasını bekleyeceğim. Şöyle küçük küçük balonların çıkması çok tatlı olmuş. Tamam, ee, bunu tamir edelim. Gel bakalım Dusty ile konuş. Bunu kim bozdu acaba kiradan? Hadi bunu tamir et. Niye bozuyorsun? Niye böyle, böyle şeyler yapıyorsun? Bak ha, <laughs> gelmiş kitap okuyor. Şuradan birkaç not tutalım. Şimdi bunu hallettikten sonra burada başka ne sıkıntı çıkarabilir? Belki duşa kabin çıkarabilir. O yüzden onu da temizleyeceğim ve düzelteceğim. Yani bakımını yapacağım daha doğrusu. Yani tabii kimyasal şeylerle çok fazla uğraştığı için biraz böyle kafası gitti yani kızcağızın. Hadi bunları temizle. Gider misin başımızdan lütfen? Şimdi kavga edeceğim. <laughs> Gerçekten. Aa, bununla baş edemiyorum. E tekrar çıktı. Yalnız tekrar aynı yerden çıkması bilemedim. Sineklerde. Hey burada da. Oo tamam. Dusty gidiyor. <laughs> Bu çocuk gidici. Sizce ölsün mü ölmesin? <laughs> Bence ölsün ruhu kalsın. Her yerde küf yığınları. Hadi bir, bir de burayı temizleyelim. Resmen şu an temizlik yapmaya gelmişiz gibi hissediyorum. Evet yani birazcık yardım etsen fena olmaz. Bir ev sahibi olarak bunları elbette ki yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Dusty de burada temizlik yapıyor. Ee, küfe çok yakın duruyorsun. Her an her şey olabilir. Ama gerçi yeşil olması onun evet ölümle ilgili bir durum yok ama siyahlaşması onun ölmesine yol açabilir. Ve bir zombiye dönüşebilir. Oynayan zombi. Evet artık evimize gidelim çünkü burada o kadar uzun süre kaldık ki zaten gecenin dördü olmuş. Bunun sebebi de apartmandaki çıkan küf yığınları oldu. Bunlarla bayağı uğraştık. Umarım ki kızımız bir an önce kendine gelir ve ilk defa sonunda oyunumuzda bunu da görmüş olduk ama tabii ki de ölüm riskinin ne kadar fazla olup ol olmayacağı ile ilgili bir durumu şu an göremiyorum. Eğer temizlemezsek elbette ki bu simlerin ölümüne yol açabilir. Fakat Dusty'nin evinden farklı iki yerden çıkması şu an tuhafıma gitti yani burayı zaten temizlemiştik tekrar buradan çıktı ve bir de buradan da çıktı ya buradaki çok da iyi gibi değil gittikçe böyle rengi kötüleşiyor gibi geldi bana ve buradan da çıkmış <laughs> Aa, alerjik küf salgınından Lotus evini ara sıra islerden garip büyümelerden oldukça komik buluyor. Hikayenin özü şu ki bu kalıp yığınları pek de iyi değil ve bu 3 gün boyunca devam edecek. 3 gün. Açıkçası bunun 3 gün boyunca devam etmesi pek de iyi bir şey değil gibi. Ve üst üste her şey gelmeye başladı. Kirayı ödememizi istiyorlar. Tamam ödeyeceğiz. Sakin olun arkadaşlar. Şimdi bizim kiramızı ödememiz gerekiyor ve bir de bize kira ödemeleri gerekiyor. Ancak ben öncelikle kendi kiramı ödemek istiyorum. Şu bir aradan çıksın da faturaları öde tamam bir sıkıntı problem yok şimdi bize kira ödemeleri lazım ama bunun için belli bir süre verilmiş galiba yani belli 24 saat içinde işte ödemesi gerekiyor diye bununla ilgili bir not bırakabiliyoruz ancak e, öyle değil mi kurallar için neyse ona şimdi bakmak istemiyorum açıkçası ha! Oha mantarlara bakın temizlemeyeceğim. <laughs> Şu an çok merak ettim ne olacağını. Yoksa Dusty... Cık. Yoksa Dusty bilmiyorum. Dusty'nin başına her an bir şeyler gelebilir. Artık bölüm burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm bu kira ödeme olayları vesaire işte mektup bırakma, zarf bırakma ile ilgili şeyleri... Göreceğiz, bakacağız. Aynı zamanda kiracılarımız için e, normalde bu bölümde yapmayı düşündüğüm işte o ufak çaplı böyle parti olayını yapacağım, onlar için böyle güzel bir davet vereceğim. Fakat bizim için şu an önemli olan şey küfler ve Dastin'in evinin her yeri küf dolu. Onları temizleyelim mi yoksa bırakalım mı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Thank yeah.